Ateş! Ateş, pardon. Ben Ateş Bey'in avukatıyım. Yani olacağım. Güneş, bu olaylara karışmanı istemiyorum. Yanlış anladın, senden izin istemiyorum. Seni savunabilmem için vekaletine ihtiyacım var. Tamam? Hadi. Hani bir ara Ateş'le bana ulaşamamıştınız, hatırlıyor musunuz? Ortalık ayağa kalkmıştı. Eve geldiğimde Güneş de buradaydı. Ve her yerde onu arıyordu. İşte o zaman oldu. Ateş elini kana buladı demek. Vural bir hesaplaşma peşindeymiş. Meğer o da onun peşinden gitmiş. Ben de bunu öğrendim. Belki durdururum diye basıp gittim ama yapamadım. İşler sarpa sardı. Ateş'in eline bir silah geçti ve o da çekti vurdu. Benim yüzümden. Ben söyledim Ateş abime Vural Bora'nın katilini bulmuş diye. Sen ne söylüyorsun? Ya seninle ne alakası var oğlum durumun? Sen mevzuyu bildiğin halde günlerce sustun, kimseye anlatmadın. Öyle gerekti çünkü dede. Hala içimde kardeş olduğumuza dair bir kırıntı kalmış demek ki. Anneni toprağa verdiğimiz gün abini gittin ihbar ettin, öyle mi? Evet öyle yaptım dede. Yaman. Öyle yaptım. Yaman. Ya söylesene sen, benim annem nerede? He? Söyle ya, benim annem nerede? Ben sana söyleyeyim mi nerede olduğunu? O buz gibi toprağın içinde tek başına hem de. Ya kadın şu koca konağa sığamadı. Başka evlere, otellere sığamadı. Ama o küçücük çukurun içine sığdı benim annem ya. Ben ateşle verdim annemi toprağın içine. Ateşle verdim. Birlikte taşıdık tabutu. Birlikte indik çukura utanmadan. Bir de annem sanki onun yüzünden ölmemiş gibi. Yaman bak Okan, Okan kötü oluyor oğlum. Ama o adam işlediği cinayetin bedelini ödeyecek. Ödeyecek, yıllarca hapislerde çürüyecek ama yine de ödeyecek dede. Anne. Çıkan mafya hesaplaşmasında Ateş Bakırcı Özer Balat'ı tek el ateş ederek silahla öldürdü. Bu ne ya? Bu eksik. Burada senin nefsi müdafaa sonucu bu cinayeti işlediğinle ilgili tek bir satır bile yok. Neden olsun ki? İfadeyi veren Yaman. İyi de olmaz, yapamaz ki bunu Ateş. Ya siz iki kardeş birbirinizin canını acıtacaksınız diye sen yıllarca tutuklu kalabilirsin içeride, biliyorsun değil mi? Ateş, burada senin hayatın söz konusu. Nasıl bunu saklar ya? Sen orada baban ölmesin diye bastın o tetiğe. Yaman şahit buna. Güneş, biraz sakin olur musun? Lütfen. Feray'ın benim yanıma taşındıktan sonra Yaman'ın boş durmayıp bir şey yapacağını biliyorduk zaten. İyi de Ateş, bu çok büyük, çok büyük bir olay. Tahammüden adam öldürmekle suçlayacaklar seni. Biliyorum bak, senin bu puanı yine ben Ama alıyorum. Ben senin neden şu an bu kadar sakin olduğunu anlayamıyorum ya. Çünkü Yaman'ı tanımıyorsun. Sakin ol. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani siz ne yaşadınız ya bu kadar? Ne bu nefret? Ne yaşadınız bu kadar? Ver kızım, ver. İçimiz ferahlasın biraz. Afiyet olsun. Yok Nesrin. Yaman bir gelir misin? Lütfen konuşalım. Ne münasebet? Ne diye seninle konuşacakmış? Ay, yok ben... Sen ne, sen ne? Ya senin kocanı polisler aldı götürdü. Sen hala burada ne dinliyorsun? Tutturmuşsun bir Yaman da Yaman.
İnsan da biraz edep haya olur. Nereden? Nerede edep, nerede haya? Yok, siz yanlış anladınız. Anladım ben anlayacağımı. Sen hiç merak etme. Halam haklı. Feray, sen kocanın yanına gitsen iyi olur. Allah'ım ben ne yapacağım? Feray. Ben ne yapacağım? İyi misin? Ya ben içeride bir şey diyemedim ama ya. Saçmalama. Saçmalama, senlik bir şey yok zaten. Kızım ne oluyor ya, cinayet falan. Sen bir şey biliyor muydun? Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hazal, hadi sen içeri gir. Okan'ın sana ihtiyacı var, hadi. Lütfen. Ya en azından bir taksi falan çağıralım sana. Feraye'nin konaktan gönderildiğini gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Anne şişt. Cemile. Kamuran Hanım. Sen hala burada mısın? İşte taziye için. Acımız var diye içimize sızdın. Gördüm, ses etmedim. Ama daha fazlası için heveslenme. Ya Gülfem Hanım için... Rahmetliyi karıştırma. Yeter artık ya. Ne bu? Konağa yapışmışsınız hepiniz sülük gibi. Kov kov bitmiyorsunuz. Cemile, senin bu evde yiyecek ekmeğin yok artık. Hadi ayak direme. Tepenize insin konak inşallah. Geliyor. Hadi sen içeri gir lütfen. Tamam. Ama ara beni, tamam? Ara. Yalnız da başınız açalım. Tez zamanda dört kolluyla hepinizin çıktığını görürüm işte. Sen ne yapıyorsun burada? Duymadın mı? İstemiyorlar seni konakta. Cemile çık git. Vallahi hiç uğraşamayacağım seninle. Asıl sen git be. Git de kocana temiz çamaşır falan hazırla. Bakırcı olmanın nimetlerinden yararlandın. Külfetine de katlanacaksın artık. Yaman'la ilgilenen var. Merak etme. Sen git kocanla ilgilen. Şahit lazım. Madem olayın nefsi müdafaa sonucu işlendiğini Yaman sakladı, o zaman bize bu durumu birinin anlatması lazım. Vural Bakırcı'nın buraya gelmesi gerekiyor. Hayır. Ondan bunu istemem. Ateş, seni bir tek o kurtarabilir. Ben onu bu yangına atamam, Güneş. Zaten Özer Bulut öldükten sonra eski dostları kuyusunu kazmaya başladı bile. Kaç meseleden aranıyor şu an kim bilir. O yüzden hayır. Ateş, olay günü senin yanında iki kişi vardı. Biri Yaman ki açıkça savcıdan nefsi müdafaa sonucu bu cinayetin işlendiğini gizlemiş durumda. Gelip lehine ifade vereceği yok. Diğeri de Vural, yani baban. Sen o da gelmez, o da olmaz diyorsun. Peki ne yapalım sen söyle. Ateş Bey, geçemezsiniz. Arkadaş bizimle. Vural Baba Ateş'in kâresinde de gelip teslim olacak. İlk defa Vural Bakırcı ile aynı fikirde olduğuma inanamıyorum. Doğru söylüyor. Ateş, aleyhine bir ifade var ve başka şahidimiz yok. Ne dediğinin farkında mısın? Şu an seninle Güneş olarak değil, avukatın olarak konuşuyorum. Ve başka çaren yok diyorum. İnkar etmek zorundasın. Peki vicdan? Bu konuda bana söylediklerin?
bu olayın nefsi müdafaa sonucu yaşandığını ispatlayamazsak uzun yıllar içeride kalırsın. Ve bir hukukçu olarak senin suçsuz yere içeride kalman benim vicdanımı zorlar. En azından biraz zaman kazanalım Ateş. Bak bunu değiştirecek tek kişi Yaman ve o da gelmez diyorsun. Başka çaremiz yok. İnkar etmek zorundasın. Ateş, bak bana. Sen o gün oraya Vural için gittin. Vural yüzünden tetiğe bastın. Zaten o yapacaktı bunu. Oğlu olman fark etmiyor. Sana bir can borçlu. Savcı Bey sizi odasına çağırıyor. Sayın savcım. Buyurun. Ateş Bakırcı'm, Yaman Gülsoy'un ihbar niteliği taşıyan ifade tutanağını okudunuz mu? Okudum. Özer Bolat isimli şahsı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Kabul ediyor musunuz bu suçlamayı? Sayın savcım, müvekkilim masum. Suçlamayı kabul ediyorum. Özer Bolat'ı ben öldürdüm.